Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 14 gün oldu video atmadım. Çünkü ne yeni bir cihaz ne de uygulama tanıtacak vaktim oldu. Yoğun bir dönemdeydim. Ayrıca zaten yeni cihaz da yok ortada. Uygulamalar da bildiğiniz uygulamalar devam ediyor kullanılmaya. Şimdi sizlere iki tane emülatör uygulaması tanıtacağım. Bu uygulamalar benim sevdiğim ve kullandığım uygulamalar. Özellikle HappyChick çok beğendiğim bir uygulama. Bir de RetroArch, ikisini de size göstereceğim. Öncelikle RetroArch'tan başlayacağım. RetroArch'ın kullanımı çok zor arkadaşlar. Alıştıktan sonra kullanmayı seveceksiniz ama alışana kadar biraz zorluk çekeceksiniz. Onu söyleyeyim. Ama ben hiç zorlanmayayım derseniz direkt HappyChick ile başlayabilirsiniz. RetroArch'ı açınca böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda kendi güncellemeler yapıyor. RetroArch'ta her şey manuel arkadaşlar. Hangi platformun oyunu oynayacaksanız ona göre Core indirmeniz gerekiyor. Önce Core indiriyorsunuz, sonra oyunu indiriyorsunuz. Core indirmek için öncelikle oynamak istediğiniz platformu seçmeniz gerekiyor. İşte Nintendo platformu, PSP platformu vesaire. Ne istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Aynı şekilde oyunları da internetten bulup indirip bir hard diske veya flash belleğe atıp cihaza bağlıyorsunuz. Şu an benim ekranda gördüğünüz cihaz Mi Box cihazı. Cihazınız ne kadar iyi olursa emülatör programlarıyla açtığınız oyunların performansı o kadar iyi oluyor. Üst taraftaki klasörü taraya geliyorsunuz. Oyunlarınızın olduğu klasörü seçip taratmayı başlatıyorsunuz. Böylelikle oyunları kütüphanenize ekliyor arkadaşlar. Biraz dediğim gibi karmaşık retro. Ama öğrendikten sonra basit. Mesela ben burada bu oyunları indirdim. Burada tarat dediğim zaman bu oyunları tarayacak ve benim kütüphaneme ekleyecek. Fakat ilk yapmanız gereken core'ları indirmek. Core'ları indirdikten sonra taratırsanız oyunlar kütüphanenize eklenir. Core'ları indirmeden ben şu an mesela core'ları indirmeden taratıyorum. Hiç oyun bulamayacak. Çünkü herhangi bir core yok uygulamada. Şimdi bunu iptal edeceğim ben. Core yükledikten sonra taratacağım. İptal ettim. Core yükledim. NES Core'unu yükledim. Load Content'e girip buradan diskimden istediğim oyunu seçip başlatabiliyorum. Şimdi hard diskimden bir oyun seçeceğim ve bana hangi core'la çalıştırmak istediğimi soracak. Core'u seçtikten sonra oyun başlayacak. Eğer oyun başlamazsa core uyumsuzdur. Aynı platformun birçok core'u var. Onları indirip deneyebilirsiniz. Şimdi mesela bir oyun seçtim, başlatıyorum. RetroArch daha çok Nvidia Shield'de daha güzel çalışıyor. Çünkü biraz ağır bir uygulama. Ağır olduğu için işlemci ve RAM'i yüksek istiyor. Oyun açıldı gördüğünüz gibi. Biraz donarak hareket ediyor. Dediğim gibi retro biraz ağır uygulama olduğu için oyunun FPS'inin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Çok donarak çalışıyor. Ama daha basit oyunlar veya daha basit core'lar seçerseniz daha rahat çalışacaktır. Şimdi bunu geçiyorum. Core kısmını göstereyim ben size. Online Updater'dan Core Downloader'a giriyorsunuz. Buradan hangi emülatörü istiyorsanız, hangi platformu istiyorsanız onu indiriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok platformun core dosyası mevcut. Ben şimdi ihtiyacım olanları buradan indireceğim. Siz de buradan ihtiyacınız olanları indirebilirsiniz. Daha sonra hangi platformun oyununu istiyorsanız onları indirip açıp oynayabilirsiniz. Gerçekten karmaşık, anlatması bile karmaşık. Şimdi HappyChick'in ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Core dosyasını indirdim. Oyunlarım zaten vardı benim. FIFA 98, World Cup 98'i açtım. Buradan core'lar karşıma çıktı. Bu core'larla açabilirsiniz diyor. Ben performans core'unu seçtim. Ve FIFA 98 şimdi başlıyor.
Şimdi gelelim Happy Chic uygulamasına. Bayılıyorum gerçekten bu uygulamaya. Müthiş bir uygulama. Bunda ayrıca eğer joystick'iniz veya gamepad'iniz yoksa telefonunuzu gamepad olarak kullanabiliyorsunuz. Onun için başta bir QR kod veriyor. Onu telefonla okutuyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz ve telefonunuzu Bluetooth'la cihazınıza bağlayıp gamepad olarak kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda gamepad'imi göstereyim. Ipega'nın gamepad'ini kullanıyorum. Çok memnunum. Mouse özelliği de var. Yani normal kumanda olarak bile kullanabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Ipega'nın PG9099 modeli. Bunun için satın alma linkini de sistemde paylaşacağım. Tekrar göstereyim şöyle. Bu kısım değişebiliyor. Normal PlayStation'daki gibi düz bir hale de gelebiliyor. Happy Chic'te en güzel özellik store var arkadaşlar. Bu store'dan istediğiniz oyunu indirebiliyorsunuz. Core vesaire indirmenize gerek yok. Store'dan oyunu indirdikten sonra direkt alt tarafta Player 1, Player 2, Player 3, Player 4 kontrol seçici geliyor. Burada mesela Player 1'de benim kumandayı gördü, 2'de Ipega'yı gördü. 1'de kumandayı gördüğü için start'ı yani joystick'ten yaptığım işlemleri görmeyecek. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Siz de bu hataya düşmeyin. Çoğu arkadaş bu hataya düşüyor ve oyunlara giremiyorum diye bana yazıyor. Mesela Backstreet Soccer var. Burada da mesela Player 1'de hala kumanda var. Player 2'de joystick'im var. Oyunu başlatacağım. Bu oyun iki kişilik olduğu için burada hem kumandayla hem de gamepad'le oynayabiliyorsunuz. Oyunu açalım. Ayrıca bu arada gamepad tuşlarını, kumanda tuşlarını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Öyle bir seçenek de var Happy Chic'te. Happy Chic için de download linkini web sitemde veririm. Ayrıca Mail.ru depomuza da atacağım. İstediğiniz tüm cihazlarda Happy Chic'i kullanabilirsiniz. Yani Retro Arch'ı tercih eden bir arkadaş olacağını düşünmüyorum. Happy Chic bu konuda gerçekten müthiş. Player 2 olarak Fransa'yı seçtim. Player 1 olarak da yani kumandayla da farklı ülkeyi seçeceğim. Ve Retro Arch'taki FPS de bundaki FPS farkını da görüyorsunuz. Gerçekten çok fark var. Oyunla sizi baş başa bırakıyorum biraz. Joystick ayarını buradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Player 1'i None yapacağım. Player 2'yi None yapacağım. Daha sonra Player 1'e joystick'imizi seçeceğiz. Gamepad'imizi seçeceğiz. Eğer sizde 4 tane gamepad varsa 4 tane gamepad'i de tanımlayıp 4 kişilik oyunları 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde. Yani Mi Box'ın özellikleri düşük olmasına rağmen mesela şimdi Tiny Toon Adventure açtım. Çocukluğumda oynadığım bir oyundu. 1'e de gamepad'i aldığımız için rahat rahat çalıştırabiliyoruz. Buradan mevkileri seçelim. Yani oyunla sizi baş başa bırakıyorum yine. Şu an store'dayım mesela. Birçok oyun var burada. Bir de NBA Jam deneyelim. NBA Jam de küçükken oynadığım bir oyundu benim. NBA Jam'e de hızlıca bakalım. Download diyorsunuz. İndiriyor cihaza. Launch deyip oyunu açıyorsunuz. Çok basit kullanımı. Gördüğünüz gibi sağ üstte QR kod var. Onu kullanarak telefonunuzu kontrolör olarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Yani mesela evde 4 kişisiniz. 4'ünüzün de Android telefonu var. Bu kodlarla 4 gamepad olarak kullanabiliyorsunuz. NBA'yi açtım. Oyun çeşidi hep çıktı. Gerçekten çok fazla. Kontra'dan tutun Mustafa'ya kadar bütün oyunlar var. İstediğiniz aradığınız bütün eski oyunları bulabilirsiniz. Ben çok beğeniyorum. Dediğim gibi en çok beğendiğim emülatör Happy Chic. Ya bazı arkadaşlar Wii emülatörü soruyor veya farklı platform emülatörleri soruyor. Bunların hepsinin farklı uygulamaları var. Ben emülatör uygulamalarını çok sevmiyorum. Emülatör oyunlarından sadece eski oyunları oynuyorum. Bunda da PSP oyunlarını da oynayabiliyorum zaten. PlayStation 2 oyunlarını da oynayabiliyorum. Wii'yi hiç denemedim. Wii için ayrıca bir emülatör bakabilirsiniz. Ama geri kalan eski oyunlar, PlayStation 1, 2 oyunları, PSP oyunları, Sega oyunları, bütün platformlar için Happy Chic kullanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.